O sarayın yanında. Farkımız bu. Peki. Ayhan Bey, şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Davutoğlu'nun bir açıklaması oldu. Bir döneme ilişkin bir diyalog paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir diyalog paylaştı. Burada işte Sezgin Baran Korkmaz'ın da şu an işte Avusturya'da yakalandı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Türkiye'ye değil, oraya iade edildi. 225 yılla yargılanacak vesaire. O konuyu açacağız, o başlığı, ama hani o dönemki o tanıklık ve siz de o dönem AKP Genel Başkan Yardımcısıydınız. Şimdi Davutoğlu diyor ki o dönem Reza Zarrab için bakanlarla fotoğraf vermesin dedim başbakanken. Ama o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisine hayırseverle uğraşma demiş. Böyle bir diyalog geçmiş aralarında. Şimdi de korkuyorum ki diyor Sezgin Baran Korkmaz bir Reza Zarrab olacak. Ülkem adına utanıyorum dedi. O dönem neler yaşanmıştı? Sizden dinlemek isteriz. Sayın Davutoğlu'nun bu sözünü biraz açmanızı rica ediyoruz. Buyurun. Betül Hanım, aslında mesele birazcık daha geniş açıdan bakmak lazım. Sayın Davutoğlu başbakan olduktan sonra tekrar bir kongre oldu ve kongrede de bizler de onun genel başkan yardımcılığını üstlendik. Bu arada partiyi şöyle bir gözden geçirelim. Parti gerçekten bir yıpranmaya uğramış mı? Bizim kurduğumuz parti mi, 2001'de kurduğumuz ilkeleri savunan bir parti mi, yoksa bir takım yıpranmalar mı olmuş, bir takım yeni bir restorasyon dönemine mi gitmek lazım, buna bir ihtiyaç var mı diye bir check balance yaptık. Burada gördük ki bir sapmalar olmuş. O üç yerden yolsuzlukları savunan, yoksulluğu ortadan kaldıracağını, yasakları ortadan kaldıracağını söyleyen partiden farklı bir yere doğru bir evrilme olmuş. İşte biz kolları sıvadık. Öncelikle siyasi ahlak yasasını geçirmek için çaba sarf ettik. Ali Mahir Bey, Sayın Vekilimiz, hala mecliste. Meclis kayıtlarına baktığında bu yasanın benim imzamla mecliste sevk edildiğini ve Anayasa Komisyonu'ndan da geçerek genel kurulu gündemine kadar geldiğini görecektir. Onun dışında yine yolsuzlukları önlemek adına şeffaflık yasası hazırladık. Bir başka yasa da imar yasasıydı. İmar rantlarının emşeriler arasında, şehirde yaşayan insanlar arasında hakça paylaşımını sağlayan bir imar yasası. Bu, yani imar yasası derken parselleri düzenleyen falan bir şey değil, yükseklikte düzenleyen bir şey değil. O rantı kim paylaşacak? Şehirde 3-5 kişi mi paylaşacak, yoksa bir şehir halkı arasından mı paylaşacak? Bununla alakalı adımlar attık. Ama bu AK Parti içerisinde bazı kesimlerde büyük rahatsızlıklar meydana geldi, getirdi. Nitekim bazı uygulamalardan da biz açıkça rahatsız olmaya başladık. Yani bunlardan bir tanesi Sayın Numan Kurtulmuş'un bir programda Reza Zarrab'a ödül vermiş olması meselesi. Hem kamuoyunu rahatsız etti, hem de partiyi de rahatsız etti, bizi de rahatsız etti. Ve bu konu Bakanlar Kurulu'nda Sayın Genel Başkan tarafından, Başbakanımız o zaman Ahmet Davutoğlu tarafından gündeme getirildi. Ve bunu şık bulmuyorum, bunu doğru bulmuyorum. Bir daha kesinlikle bakanlarımın böyle, yani geçmişi karanlık insanlarla yan yana görülmesini, fotoğraf vermesini, hele hele ödül vermesini kesinlikle tasvip etmiyorum diye net bir şekilde tavır koydum. O zaman için Sayın Numan Kurtulmuş, ben bu şahsın programda ödül alacağını bilmiyordum. Ben de boş bulundum. Özür dilerim ama kesinlikle bundan sonra böyle bir hataya düşmeyeceğim şeklinde bir net beyanatı olmuştu. Bir de başka olaylar da oldu. Mesela bugünlerde çetelerle alakalı ciddi manada, biliyorsunuz, Türkiye'nin başı dertte. Yani tekrar çetelere af geldi, çeteler meydanı boş buldu. Hem esnafımızı hem insanlarımızı rahatsız ediyorlar. Birbirlerine karşı rejon kesiyorlar. Olmadı işte vatandaşlara rejon kesiyorlar vesaire. Şimdi o zaman
Bugün için televizyonlarda konuşan kişiler gelip AK Parti'ye biz seçimlerde sizin adınıza çalışmak istiyoruz ve sizin adınıza miting yapmak istiyoruz demişlerdi. Sayın Genel Başkan bu duyunca zannediyorum onlardan biri. Yani ben şimdi şahısları isimini vermeyeyim ama bunu duyunca çok öfkelendi ve biz bir siyasi partiyiz. Böylesi yapılarla yan yana görmek istemeyiz dedi ve bir iç genelge yayınladı. Bakın AK Parti'de. Kesinlikle bu yapılarla yan yana görülmeyecek, destek alınmayacak ve onlara yani etrafına sokulmayacak şeklinde. Ama ne oldu? Sayın Davutoğlu daha görevi bırakır bırakmaz bu yapılar AK Parti lehine özellikle referandumda başta olmak üzere soğuk seçimlerde boy boy mitingler yaptılar. Mitinglerde kendilerini gösterdiler. Yani biz temelde AK Parti'yi bir restorasyon sürecine sokmak istedik. Ama burada eskiyen bir şey mi var? Eskiyen bir durum yok. Buna gerek yok diyerek karşı çıkıldı. Bunda ısrar edince de işte biliyorsunuz bir saray darbesine muhatap kılındık. Ve biz AK Parti'deki görevlerimizden çekildik. Sonra düşük profilli bir başbakan geldi ve Türkiye'nin tüm değerleri altüst oldu. Yani biz AK Parti'nin iyi şeylere sahip çıktık. Biz oradaydık o zaman. Bakın yönetimi bıraktığımızda dolar 2.6 TL'ydi. Betül Hanım. Yani bugün 18 liradan bahsediyoruz değil mi? 2.6 TL. Enflasyon %5'ler seviyesine inmiş. %5 seviyesinde olan bir enflasyon var. Çekirdek enflasyon yani dediğimiz üretici enflasyonu %3,5. Yani aşağı doğru gidecek tüketici enflasyonu. Bakın %5 enflasyon onun üzerinde bir puan üzerinde faiz var %6. Şu andaki faizleri artık hesap edemiyoruz. O gün için dahi kendi partimizden Sayın Cumhurbaşkanı bize diyordu ki bunlar faizci diyordu. Bunlar beni dinlemiyor diyordu. Bakın %6 faizi o gün için bize faizci diyorlardı. Yani ama o zaman da faize karşı mıydı? Şöyle faiz faize Betül Hanım faize tabii ki karşı olunmak lazım ama faize karşıyız demek de faize karşı olunmaz. Faizi sistematik olarak adım 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 aşağı çekmeniz lazım. Sizin enflasyonunuz %78 ise siz ben faizi aşağı çekiyorum diyemezsiniz. Öncelikle enflasyonu pahalılığı adım adım aşağı indirirsiniz.